Merhaba, CNN Türk ekranlarında Her Şeyden Önce programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ali Şahan. Bugün çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Kendisi psikolog Gülşah Çabuk. Hoş geldin Gülşah. Hoş bulduk Ali Bey. Gülşah aynı zamanda benim yıllardan beri arkadaşım ve çok güçlü bir şekilde vajinismus tedavi edebiliyor. Bu vajinismusu da beraber konuştuğumuzda herkese değinmek istedik. Ve sorunları olanları da senin bulmasını istiyoruz. Peki nedir bu vajinismus? Çok da bir terimlere girmeden anlatmak isterim. Vajinismus, vajen kaslarının etrafında bulunan kas grubunun istemsiz bir şekilde sıkılması ve kontrol edilememesiyle alakalı bir sıkıntıdır. Çoğu çiftin ilişkisi de etkiler. Peki görülme sıklığı ne Gülşah? Görülme sıklığı batılı ülkelere nazaran ülkemizde daha fazla. Resmi kayıt edilebilen sayılara göre her 100 kadından 10 tanesi ne yazık ki bu sıkıntıyla karşı karşıya geliyor. Fakat biraz mahrem bir konu olduğundan dolayı kişiler yardım alma sürecini çok geciktirdiklerinden veya almadıklarından dolayı belki daha fazla bir rakam ama %10 olarak bizim karşımıza çıkıyor. Peki bu vajinismusu oluşturan olay ne? Yani vajinismusun sebepleri ne? Vajinismusun sebepleri %90 psikolojiktir. Eğer fiziksel bir problemi yoksa zaten bize bu şikayetle gelen bir danışan veya hastayı öncelikle bir jinekolojik muayeneden geçmesini isteriz. Jinekolojik muayeneden geçti ve fiziksel bir sorunu olmadığı kabul edildi. O zaman psikolojik bir problem olduğundan dolayı biz ilgilenmeye başlarız. Tecrübe eksikliği, cinsel bilgi eksikliği, cinsel mitler vardır mesela ilk gece korkusu, fazlasıyla yanlış bilgi edinilmesi, yani beyin ilk aldığı, ilk öğrendiği şeyi doğru olarak kabul ettiğinden dolayı işte küçük bir kızken veya genç kızken yakınından herhangi bir akrabasından almış olduğu yanlış bilgi o kişinin o gece yaşayacaklarına dair abartılı bir korku yaşamasına sebep olur. Ve sonuçta ne hisseder bu kadın? Şöyle söyleyeyim, yani daha sebeplerine değinecek olursak birçok sebebi var. Devam ederim anlatmaya ama bu kadın kesinlikle kendini çok kötü ve yetersiz hisseder. Yani buradaki yetersizlik ve kötü hissetmenin sonucunda mesela bana gelen hastalarımı ben sana yönlendirdiğimde problemlerim var, eşimle evet. Problemlerim var diyorlar. Bu karşı cins için nasıl bir yansıma oluyor? Mesela size geldiklerinde ikili çift olarak siz nasıl bir başlangıç yapıyorsunuz? Bu kesinlikle çok güzel bir soruydu. Çünkü sadece kadının problemi değildir bu. Bir ilişki problemidir. Ve o ilişki çiftler ancak terapiye katıldığı zaman, beraber katıldığı zaman ve çözüm odaklı davrandığı zaman daha hızlı bir şekilde çözüme ulaşır. Yani çünkü o sırada kadın zaten kendi kadınlığını sorguluyor. Bununla beraber eşine, eşinin ailesine, kendi ailesine karşı bir şekilde sorumluluk duygusundan dolayı utanç duyuyor. Bu kadının aynı zamanda psikolojik desteğe de ihtiyacı vardır. Çünkü bu korkuları, bu kaygıları, bu kendini eksik hissetmeleri bir süre sonra onu depresyona sokacaktır. Başka kaygı problemleriyle karşı karşıya geleceklerdir. Sonuç olarak vajinismus tedavi edilebilir bir şey mi? Size geldikten sonra nasıl, başarı yüzdesi nasıl? Vajinismus cinsel işlev bozuklukları arasında tedavi yüzdesi en yüksek olan hastalık olarak kabul edilir. Tedavisinde önemli olan doğru bir şekilde, doğru kişiler tarafından üstlenilmiş olmasıdır. Cinsel hayatları doyumu ulaşmış olması gerekiyor ki aynı zamanda ilişkisel boyutta da bir sorun yaşamasınlar. Çünkü çiftler aynı zamanda dediğim gibi bu sorunla ilgilenirken bir başka sorunla daha karşı karşıya kalırlar, ilişki problemi. Evet. Aralarındaki ilişki gerginleşmeye başlar. Ben ayrıca şuna da değinmek istiyorum Ali Bey. Sosyo-kültürel seviyesi ve sosyo-ekonomik seviyesi kesinlikle fark etmez bu vajinismus vakalarında. Her gelir seviyesinden ve eğitim seviyesinden kadının başına gelebilir. Duygusal olarak o ilişkinin öncesinde bir huzursuzluk hissi başlar kadında.
yani başına ne geleceğinin bilinmemesinden kaynaklanan bir korkudur. İlişkiye teşebbüs edildiği zaman kadın fiziksel tepkilerde bulunmaya başlar. İstemsiz bir şekilde kas grubu kasılır, bacaklarını kapatmaya çalışır. Vücut çünkü kendini koruma altına almaya çalışıyordur ve karşıdan gelen aslında onun için o an eşi değil, onun için bir tehdittir. Hı hı. Vücut bütünlüğünü hı hı. bozacak bir tehdittir. Bu sebeple titreme, hızlı kalp atışı, terleme gibi fiziksel semptomlar eşlik eder. Ha, sonrasında ne olur? Sonrasında büyük bir duygusal tatminsizlik ve boşluk hissi, hayal kırıklığı hissiyle karşı karşıya kalır kadın. Bunun sürekli olarak böyle tekrarlandığını düşünün. Yani tedaviye başvurmadıklarını, bir şekilde geçer dediklerini, geçmiyor ama problem büyüyor. Bebek sahibi olmak istiyorlar ama tedaviden kaçınıyorlar. Bunun tedavi edilebilir bir hastalık olduğu öncelikle kabul edilmesi gerekiyor. Ondan sonra uzman kişilere danışılıp tedavi yöntemi biraz hastanın ve çiftin durumuna göre değişebiliyor. Peki sonuçta vajinismus bir korku, korku da bir kaygı. Çiftler olsun ya da tek olsun hangi kaygı bozuklukları var? Bu vajinismusa bağlayacak olursam eğer obsesif bir kişiliği varsa acı çekmekten o kadar korkar ki o ağrıyı gözünde çok büyütür ve bir süre sonra kendi kendini bloke etmiş olur. Yani bu kişi, bu kişilik özelliklerine sahip olan kişilerle de karşılaştığımız bir durumdur. Ya çok çeşitli alanlar var o zaman. Evet. Bir aslında derinde vajinismusun derininde de başka kaygı bozukluklarının da olabileceğinden bahsedebiliyorsunuz o zaman. Evet. Altta yatan sebeplerden en benim için önemli olanları cinsel istismara uğramış olan çocukken kızlarımız. Bununla beraber ensest ilişki, taciz, tecavüz, otoriter baskıcı bir ailede cinselliğin kesinlikle konuşulmasının yasak olduğu ortamlarda büyüme. Çok günahtır, ayıptır olarak her zaman telkinlerde bulunulması ve cinsel organlarının pis olduğuna dair bir takım şeyler, küçüklükten gelen sürekli öğretiler. Bu kişilerin böyle bir durumla karşı karşıya kaldıkları zaman kendilerini kilitlemelerine sebep oluyor. Vay be. Bu o zaman aslında hemen psikoloğuna danışılması gereken bir durum olduğunu belirtiyorsun. Gülşah çok güzel bir anlatımdı. Çok teşekkür ederim. Ben ağzına teşekkür sağlık. Ederim. Çok da kısa bir sürede tedaviye cevap vereceklerini de unutmadan söylemek isterim. Yani kısa sürede tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu da belirtelim diyoruz. Evet, çok teşekkürler. Evet efendim, bugün de bir programın sonuna geldik. Bir sonraki Her Şeyden Önce programında görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın, sağlıcakla kalın.